Selamlar arkadaşlar. Oh be. Güneş varmış ya. Güneş varmış. Özledik bu güneşi de. <laughs> ye yeah. Kaldık bembeyaz. Millet beni tanımadımış beyazlığından dolayı. Bilir. Eşim bile dedi kimdir bu beyaz çocuk? <laughs> beyaz çocuk. <laughs> Oh, Amen. Neyse. Um, gelelim konumuza ya. Um, İstanbul Sözleşmesi. Şimdi ben karantinadayken birçok insana bana yazdı. Bu İstanbul Sözleşmesi'nin hakkında bir video yap. İstanbul Sözleşmesi. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'ni terk etti. İstanbul Sözleşmesi terk ettiği için bütün dünya Türkiye'ye öfkelendi. Benim görüşüm nedir bu konuda? Ee, evet. Şimdi ben bunu diyeyim. Öncelikle, öncelikle e, ben feministleri desteklemiyorum. Feministleri desteklemiyorum ya. Desteklemiyorum. Desteklemiyorum. Çünkü baştaki insanlar yanlış zihniyettedir. Birçok insanlar vardır feministi tam iyi anlamıyor ama feministliğe derin gidince çok fanatik bir erkek düşmanı bir şeydir. Yani birçok insanlar bunu bilmiyorlar. Birçok insanlar bunu bilmiyor. O yüzden masumdular ve haklıydılar. Onlara koyun diyorum, koyun. Çünkü sadece modaya takılıyorlar. Yani birçok erkekler de vardır moda olarak takılıyorlar. Moda olsun diye ve moderndir diye o şekilde takılıyorlar. Şimdi bunu diyeceğim ama ben feministleri desteklemiyorum ama kadınları destekliyorum. Kadınları destekliyorum. Çünkü ilk dünyada iki en sevdiğim kişi çocuklarından hariç anam ve karımdır. Birçok sevdiğim Kız arkadaşlarım var. Ye yeah, Kız arkadaşlarım. Arkadaşlarım inanmayın. You know. Okay şimdi diyecek hani kızı erkek arkadaş olamaz. You know samimi değil ama... Arkadaş yani yeğen, akraba, kuzen... Çok takipçilerim. Yani çok kız vardı tamam mı? Ki beni seviyor. Ben de onları seviyorum. So ben asla ve asla... Yani kadın düşmanı değilim. Ya yeah, ben... Feministlerin en baştakileri... Tamam mı? Bu aynı şekilde Black Lives Matter'ı da desteklemiyorum. O siyahi şeyleri. Benim birçok siyahi arkadaşlarım da vardı Black Lives Matter'ı desteklemiyor. Ben mesela e, gaylere hiçbir sıkıntım yoktur ama LGBT'yi desteklemiyorum. Yok ki gaylerine sıkıntım var. Çünkü bunların en başta Zoroz gibi adamlar tamam mı amaçları çok farklıdır. Ve ben çok derin düşünürüm. Ve benim vizyonun çok geniş olduğu için, tek at at, at vizyonu olmadığım için, tamam mı? E, Birçok insanlar beni anlamıyor. Şimdi ben kadınları destekliyorum. Hiçbir erkeğin hakkı yoktur bir kadını dövsün. Hiçbir erkek bir kadının hakkı yoktur erkeği dövsün. Ha, kadın da büyüksa da, erkek de küçükse ve zayıfsa, kadının da hakkı yoktur erkeği dövsün. Ki o da oluyor. Ama erkek dayak yiyince tamam mı ki çok var böyle ee, mesela açık açık söyleyeyim size. Benim kaynanam e, 1.90 boyu vardır. Ve benim kayınvalidem ve çok iyi yapılı ve kavga ettiğinde benim rahmetli kayınpederiyle kayınpederimi döverdi. Ama <gülüyor> <gülüyor> şimdi sonunda o zaman <laughs> Oh man. Ama e, bir erkek gidemez birine şikayet etsin. Garı dövdü beni. Yapamaz onu. Erkek kalır öyle. Ama doğrudur. Erkeklerin genellemesi de kadınlardan daha güçlüdür. E, ve Türkiye gibi ülkede evlilikte kadınlar çok şiddet görüyor. Çok darp görüyor. Ve ben buna yüzde yüz karşıyım yüzde yüz karşıyım. Ama bu esas İstanbul Sözleşmesi'nin anlamı nedir? Yani anlamı nedir? Feministleri destekliyor yoksa kadınların hakkını mı destekliyor? Yani sıkıntı orada. Sıkıntı orada. Şimdi Erdoğan'ı Erdoğan'ın birçok şeylerde anlaşamıyorum. Anlaşamıyorum yani Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan birçok şeylere görüş açısından benimle e, aynı değil. Ama bazı şeyler bazı şeyler uyar kafamız ama e, şimdi Erdoğan'ın da çektiği Türkiye'ye başka bir yola tam başka bir yola çekmeye çabalıyor. Ve yani Erdoğan olmasaydı da bir solcu parti olsa da karşı dursa bu şeye bu kadın bu İstanbul sözleşmesine insana çok farklı konuşacaktı. Ama er kimisi de Erdoğan ve Erdoğan'ın partisi yaptığı için bunu e, millet daha fazla Türkiye'nin üstüne gidiyor diye düşünüyorum. Bak. E, ben ben doğruları söylerim. İçimden geleni içimden geleni doğrulara söylerim. Hiç kimsenin hakkını yemem. Anladın? Hiç kimsenin hakkını yemem. Bir, bir şey haksızsa ben söylerim bu haksızdır. Bir şey haklıysa haklıdır söylerim. Yani sıf ben e, benim desteklemediğim için ya benim sevmediğim için ben ona onun aynı şey etmem. O yüzden ben bilmiyorum şu an. Bilmiyorum yani Türkiye doğru karar mı yaptı, yanlış karar mı yaptı ama şimdi dediğim gibi yani öyle AK Parti bu kararı yaptığı için e, daha da yanlış görünüyor. Tabi amaç feminist yani feministlerse yani gerçekten amaç feministleri ve LGBT'yi ve yani eşcinselliği çuvatmaksa ee, ben bu konuda Erdoğan'ın tarafındayım. Ya Türkiye Türkiye hükümetinin tarafındayım. Ama amaç kadınları gerçekten korumaksa şiddetten Erdoğan'ın tarafında karşıyım. Çünkü amaç ...kadınları korumaktır. Amaç kadınları korumaktır. Benim yani amacım gerçekten oysa... ...ben ona yüzde yüz arkasındayım. Yüzde yüz arkasındayım. E, bu yüzden zaten dünya karışık. Bu yüzden zaten... E, ...sol, sağ öyle öyle bir karıştı. Arap çorbası oldu. E, bunlar bayağı derin konulardır. Bayağı derin konulardır. Ve... ...dünyanın gidişatı... ...çok hoş değil ama insanlar bu gibi şeyleri lazım özel platform yani özel yani halka açık platformlarda konuşabilsin ve tartışabilsin yani ve benim de benim de düşüneceklerim budur evet benim düşüneceklerim budur e, gerçek gerçek kadınların hakkıysa bu şey bu organizasyon ne boks'a e, Türkiye yanlıştır bu konuda ama bu feminizmlere, bu yeni dünya düzene doğruşu gidiyoruz. Şimdi diyeceksiniz, ya sen nasıl modern birisisin hoca, sen nasıl modern birisisin? Yes, ben hem çok eski üsül aileden geldim, çünkü rahmetli derem de imamdı, hocaydı. O yüzden yani ben Türk örf adetlerini çok iyi biliyorum ve aynı şekilde de İngiltere'de doğdum, büyüdüm. Yani o yüzden batıyı da gördüm, doğuyu da gördüm ve ben düşünüyorum ki yani öyle benim düşüncem yani benim benim yani öyle benim tercihim ve benim düşüncelerim yani benim hakkım vardır bu konuda konuşayım. Çünkü ben her iki taraftan görüyorum bu olayı. Her iki taraftan görüyorum bu olayı. Ee, bence Türkiye çekildiyse bu yüz için ve gerçekten niyeti aileleri korumaktır. Boşamalar olmasın ailelerde. Ee, ve anlaşma yani bu İstanbul Sözleşmesi yani niyet kötüyse Türkiye haklıdır dediğim gibi. Eee ve böyle. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Merak ediyorum. Ee, ve sonuçta gerçekten böyleyse Türkiye'de lazımdır. Bir başka bir yasa çıkartsın ki kadınları korusun. Kendi yasalarla kadınları korusun. Yani bir adam bir kadını döverse ya herhangi bir şey yaparsa yani çok ağır bir ceza lazım kesin. Bu arada kadınların ikinci sınıf insanı olmasını da desteklemiyorum. Kadınlar ikinci sınıf insan değil. Yani kadın tabii ki yani okuyabilir, doktor olabilir, avukat olabilir, birçok şey olabilir. Ve kadınları hiçbir zaman istemeyik engelleyelim. İsterik onları yürüsünler. Tamam mı? Ama dediğim gibi yani bizim kafamıza basarak değil. Bizim kafamıza basarak değil. Yani ve İstanbul sözleşmesi için bu kadar. Geçen gün Efe Aydal'ı dinledim onun bir şeyinden ama o da aynı konuda konuştu ama onu onu da dinleyince ben lazımdı çok konsantre olayım çünkü çok resmi konuşuyor. Çok resmi konuşuyor değil mi? Ben çok konsantre olayım onu, onu ona onu dinleyince. Yes! So, Bugadar. Peace out.